bayrakların millete harcanacak. Merhamet ve vicdanla şehirler kurulacak. Saadet Partisi'yle destanlar yazılacak. Destanlar yazılacak. Ülkenin ihtiyacı liyakat ile hizmet, aşk ile yol. Geliyor işte saadet. Gayretle çalışırız, ilkemizdir adalet. Çare var gümbür gümbür. Geliyor işte saadet. Geliyor işte saadet. Hazır mısın Çavaş? Memleket aşığı, ordunun sevdalısı, ordunun gururu özüne, yurduna, yuvasına geliyor. Aş bağrını Çavaş, dere yatağına, yiğit otağına dönüyor. İdris Daim Şahin geliyor. Memleket aşığı, ordunun sevdalısı, sizleri saygıyla, sevgiyle selamlıyor. Merhaba Çavaş. Evlerinden, iş yerlerinden, balkonlardan bizleri takip eden siz değerli hemşehrilerimiz. Hoş bulduk, sizler de hoş geldiniz. Karadeniz'in merkez ili, güzel ordumuzun en güzel maçımızın aydınlık yüzlü, vefalı, yiğit, mert insanları, dostlar, kardeşler, gününüz aydın, gönlünüz ferah olsun. Hepinize selam olsun, saygılar olsun. Öncelikle size sabahleyin hazırlanıp yola çıktım. Size merkez ilçesi Altın Ordumuzdan ve devamında uğrayıp geldiğimiz, sizin çoğu zaman içinde olduğunuz, ziyaret ettiğiniz Fatsa'mızdan selam getirdim. Selam olsun size. Kalktık Altın Ordu'ndan, çıktık yola, girdik yola. Geldik yolları aşağı aşağı, yolumuz ulaştı Çamaş'a. Çamaş'ın yiğit insanlarına selam olsun. Yolumuz ulaştı Çamaş'a, Çamaş'ın yiğit insanlarına selam olsun, saygılar olsun. Değerli dostlar, bugün günlerden 13 Mart 2019.
güzel bir çarşamba günündeyiz. Bütün nimetleri için, güzellikleri için her vesileyle şükrettiğimiz Allah'ımıza bugün şükrederek günümüze, programımıza ve sözlerimize başlamak isteriz. Çamaş bizim büyük ordumuzun 19 güzel ilçesinden bir tanesi. Kuzeyinde bir merkezimiz Fatsa, yakınında Gürgentepe, Çatalpınar ve Çamaş kendi tarihiyle, kendi doğasıyla, kendi insanıyla ben de bir yerleşim yeriyim, ben de güzel bir yerim, ben de bir şehirim, benim de insanlarım, benim de kültürüm, benim de ticaretim, benim de üretimim var diyen bir güzel ilçemiz ve o ilçenin gurbettekiyle, buradakiyle siz değerli insanları. Milattan önce 3. yüzyıldan itibaren bu bölgede kurulan bir devletin merkezliğini yaparak o günlerden bugünlere sonrasında Türk yurdu olan, Danişmentliler döneminde önemli bir merkez olan ve Mehmet Çamaş Bey'in yurdu olan, Mehmet Çamaş Bey'in torunları olan bugünkü siz saygıdeğer, vefalı, mert, yiğit insanları, bir kez daha ben yarınlara aydınlık ufuklara doğru dik duruşunuz dolayısıyla sevgiyle ve saygıyla kucaklıyorum, hasretlerimi ifade ediyorum. Çok değerli hemşehrilerim, kardeşlerim, sizlerle burada tanışmaktan daha çok İstanbul'da, gurbette yan yana beraber olabilmiş, acılarımızı Allah korusun paylaşmaya çalışmış, güzelliklerimizi yaşamaya ve çoğaltmaya çalışmış bir kardeşiniz, bir hemşehriniz olarak 40 yılı sizin çoğunuz gibi, gurbettekileriniz gibi benim de gurbette geçmiş. Ama Allah'a şükürler olsun. Artık arada sırada değil, devamlı olarak ordumuzda yaşamak üzere geri dönmüş bir kardeşiniz olarak şunu ifade etmek isterim ki bugüne kadar hasretimizi doya doya gideremedik Çamaş'ta. Ama bundan sonra inşallah hele hele 1 Nisan'dan sonra Çamaş'ta da, Çatalpınar'da da, ordumuzun her yerinde insanımızla daha çok beraber olacağız. Sadece beraber değil, beraber çalışacağız, beraber yapacağız, beraber yöneteceğiz inşallah bu şehri hep beraber. Bir seçim dönemindeyiz. Türkiye'de, her yerde, Hakkari'den Edirne'ye uzanan çizgide, Artvin'den Muğla'ya uzanan çizgide seçim yapılacak. Mahalle muhtarları seçilecek. İlçe belediye başkanları, meclis üyeleri seçilecek. Ordumuzda 30 büyük şehirden biri olarak ayrıca büyükşehir belediye başkanımızı da seçeceğiz. Ordumuz büyük şehirlerin en küçüğü olarak tabir ediliyor. Ama biz en küçük olan büyük şehri 2013'te, 2012'de sizlerin de aranızda bulunan ya da bulunmayan çok değerli hemşehrilerimizin memleket gayreti ve bizim sesimize verdiği kulağa icabet ederek, birlikte başararak büyük şehir yaptık. Türkiye'de, orduya, idarede, siyasette Süper Lig'e taşıma başarısını hep beraber gösterdik. Bütün hemşehrilerime o günkü gayretleri ve cesaretleri, birliktelikleri için bugün bir kez daha hep birlikte teşekkür edelim. Biz birlikte büyük şehir yaptık. Birlikte de yöneteceğiz inşallah. Çok saygıdeğer hemşehrilerim,
Şunu da yapacağız bundan sonra. Ordu için büyük şehirlerin küçüğü deniyor. 30.sü. Doğrudur. İtirazımız yok. Ama şuna da herkes hazır olsun. Ordu halkı, ordu insanı. Çamaşıyla, Çatalpınarıyla, Mesudiyesiyle, Akkuşuyla, Kabadüzüyle, İkizcesiyle. Topyekün bir ordu olarak. O 30. büyük küçük şehirlerin küçüğü denilen şehirde biz. Herkes hazır olsun. İnşallah aklımızı kullanarak, fikrimizi kullanarak, onların beklemediği bir şekilde birlikteliğimizi kullanarak, kardeşliğimizi ortaya koyarak, yüreğimizi ortaya koyarak büyük işler yapacağız ve gün gelecek çok uzaklarda değil inşallah. Biz hep beraber 30 büyük şehir içerisinde nüfusu az ama başarıları çok, başarıları büyük olan bir orduyu inşallah başaracağız. Bunu yaparken en büyük gücümüz, en büyük desteğimiz sizlersiniz. Hanımefendiler, gençlerimiz, beyefendiler, topyekün ordu insanı bizim en büyük gücümüz, en büyük desteğimizdir, destekçimizdir. Bizim görüldüğü gibi sadece bir ordumuz yok. Yanılıyorlar. Yanıldıkları yer burası. Bizim birinci ordumuz var. 752 bini burada. Bir de görünmeyen ordumuz var. 752 bin de 52 bini de denizin ötesinde, dağın ardında ikinci ordumuz var. Birinci ordu, ikinci ordu bir araya geldi mi? Biz küçük bir şehir değil, 1,5 milyonluk büyük bir orduyuz ve büyük işleri başaracağız inşallah. Buradan gurbetteki çok değerli hemşehrilerimize, akrabalarınıza, komşularınıza da Çamaş'tan, bugün bu güzel topluluktan, bu asil, vakur, vefalı topluluktan selam gönderiyoruz İstanbul'a, Japonya'dan Almanya'ya kadar hepsine. Onları seviyoruz, onları en kısa zamanda Çamaş'a bekliyoruz değil mi? Çamaş'ın doğası, Çamaş'ın tabiatı, Çamaş'ın insanı onların gözünde tütüyor biliyorum. En kısa zamanda orduda yeni şeyler olacak ve onu o yeni işleri, yeni duruşları görmek için onlar da gelecekler, daha güçlü olacağız. Ve biz 20'de 21 diyerek bu seçime başladık. 20'de 21 diyerek bu seçimin sloganını ortaya koyduk. Bazıları anlayamadılar. 20'den 21 çıkar mı? Çıkar. Onların matematiğine göre çıkmaz. Ama ordunun matematiğine göre 20'de 21 çıkar. Nasıl çıkar? Bir tanesi Çamaş'tan çıkacak bir ilçemiz. 19 ilçeden 19 çıkar. Bir tane daha büyük şehir 20'de 20 çıkar. Ama 21 nereden çıkar? 21.'si o da gurbetteki ordulu. Belediye başkanı adaylarımızın hepsi bizim ilgi alanımızdadır, sevgi alanımızdadır. Desteğimiz ardındadır onların. Parti farkı gözetmeksizin İstanbul'da, Kütahya'da hangi ordulu aday varsa ordulunun buradan gönlü, orada da oyu o belediye başkanları içindir. Onlara da buradan şans diliyoruz. Çekmeköy'e, Pendik'e, Eyüp'e, Adalar'a, Kütahya'ya onlara da başarılar diliyoruz. 20'de 21 ordunun büyük birliğinin, birinci ordunun, ikinci ordunun el birliği, gönül birliğinin ifadesidir. İnşallah Çamaşımızda da bir seçim yapacaksınız. Bir belediye başkanı seçeceksiniz, seçmemiz gerekir. Bizim bu seçimde ordumuzda gördüğümüz tablo şudur. Ordumuzda artık parti seçimi değil, aday seçimi, başkan seçimi söz konusu. Birilerinin anlatmaya çalıştığı gibi bu seçim şu veya bu seçim değildir. Bu seçim muhtar seçimidir mahalleye, başkan seçimidir Çamaş'a, başkan seçimidir orduya. Bunun ötesini göstermeye çalışanlar sadece seçimin gerçeğinden,
kaçmak, kaçırmak için ortaya koyduğu çabalarla kendilerim söyleyip kendileri dinlerler. Halkımız ne yapacağını, neyi seçeceğini çok iyi biliyor. Herkesin beyni 425 gramdır. Görevi ne olursa olsun. Ben sizden çok akıllı değilim. Ama sizin gibi sadece sevgimi, yüreğimi ifade edebiliyorum. Bir başkası başka bir şey söylediğinde onun söylediği doğrudur diye bir gerçek yok. Herkesin aklı var. Ordu halkı da, Tokat halkı da, Sivas halkı da, Ankara, Antalya halkı da, Türk halkı artık aklını emanete ve kiraya verme dönemini bu seçimde bitirmiştir, bitirecektir. Biz diyoruz ki, ordu halkı ve ordudaki belediye başkanı adayları diyor ki, gerçek neyse biz onun peşindeyiz. Ne söylüyorsak o, ne olduysak onu söylüyoruz. Ya göründüğümüz gibi olmak ya da olduğumuz gibi görünmek gerekir diyoruz. Biz diyoruz ki hukuk, biz diyoruz ki yatırım, biz diyoruz ki iş, biz diyoruz ki aş, biz diyoruz ki barış. Toplumu, şehirleri A, B, siyah, beyaz, kırmızı, beyaz diye ayırmak bu memlekete yapılacak, bu millete yapılacak büyük bir yanlışlık olur. Siyasi hırs ve ihtiraslarla şu parti, bu parti, şu ilçe, bu ilçe, şu bölge, bu bölge milleti kategorize etmek, sınıflandırmak yanlıştır diyoruz. Dün de böyle dedik, bugün de böyle diyoruz, daha fazlasıyla böyle diyeceğiz. Böyle diye diye, el ele, kardeşiz diye diye bugünlere geldik. Siyasetimizi böyle yaptık. Doğrusunun bu olduğuna inanıyorum. İspatını isteyenlere de çamaş meydanına bakın diyorum. Çamaşa bakın. İlk üvese bakın. İki saat sonra Ünye'ye gelin. Oraya bakın yolunuz uzaktaysa diyorum. Değerli kardeşlerim, Çamaşımızın güzel insanları. Her yerin, her ilçenin eksikleri ve ihtiyaçları olduğu gibi Çamaşımızın da eksikleri ve ihtiyaçları mutlaka var ve olacak. Buranın bir doğa ilçesi olduğunu çok iyi biliyorum. Tarihi eserlerin var olduğunu biliyorum. Ordumuz için belirlediğimiz ana kimlik, ana konsept güzel ordudur. Her ilçesiyle. İki, merkez ordudur. Neyin merkezi? Tarımın merkezi. Burası bunlardan birisi. Ulaşımın merkezi. Burası yolların kesiştiği bir ilçemiz. Burası turizmin merkezi olması lazım. Çamaş'ta turizm merkezlerimizden birisi olacaktır. Burası sanayide çok yol almamış bir bölgemizdir. Ama burası kültürün, eğitimin, sporun merkezi olmalıdır. Ordumuz için öngördüğümüz 7 sektördeki, 7 alandaki merkez ordu özelliği Çamaşımızda da kendini bulacak, kendini gösterecektir. 31 Mart tarihinde seçeceğiniz ilçe belediye başkanı arkadaşımız benim partimden olması şart değil. Bizim için partiler hizmet için, vatandaşımızın emrine girmek için sadece bir adrestir, sadece bir vasıtadır. Asıl olan ordulu, uygun, kendine emanet edilen insanların, başkanların, farklı partilerden ortak akılla, ortak fikirle ve ortak sevgiyle bir araya gelebilmesidir. Başkanlar olarak bizim partilerimiz farklı olacaktır. Zaten bu seçim bunu gösteriyor. Çamaş'ta da bana göre benim partimden, farklı bir partiden belediye başkanı seçilecek. Bunu biliyorum. Bunu bugünden kabul ediyorum ve o arkadaşı şimdiden tebrik ediyorum. Ama bir söz vardır. Gözlerin rengi farklı olsa da gözyaşlarının rengi aynıdır.
Mesudiye'de, Çamaş'ta, başkanların partisi farklı olsa da sevgisi ordudur, saygısı ordudur, sevdası Çamaş'tır. Bizim için hiç fark etmez. Niye? Bugüne kadar fark etmedik, fark ettirmedik. A partilisi, B partilisi diye bir ayrım yapmadan gelen bir belediye başkanı adayı olarak bugün size rahatlıkla söylüyorum ve diyorum ki siz de inanıyorsunuz, kabul ediyorsunuz ki Ordu'da bugüne kadar olmadığı gibi bundan sonra hiç mi hiç asla yönetim içinde ilçe belediyesi farklı, büyükşehir farklı, Çatalpınar farklı, Aybastı farklı, bizim için fark etmez. Söz konusu olan Ordu ise partiler teferruattır. Onun için 31 Mart tarihinde yapacağınız seçim şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Bu vesileyle burada benim siyaset yaptığım AK Parti döneminde başkanlık yapmış olan, bugün de aday olduğunu bildiğiniz arkadaşımızı o günkü hizmetleri dolayısıyla, çabaları dolayısıyla da burada ben o günkü hizmetlerinden dolayı bu vesileyle teşekkürle anmak isterim. Sadece o gün için, bugünkü seçimde tabii ki özgürce istediğinizi, gönlünüzün istediğini seçeceksiniz. Sizin gönlünüz kimi istiyorsa benim gönlüm de aklım da ondan yanadır, hiç merak etmeyin. Ve seçeceğiniz meclis üyeleriyle, seçeceğiniz değerli ilçe belediye başkanımızla birlikte biz Çamaş'ın büyükşehir gündemine gelecek her konusuna en önemli ilçemiz statüsünde hiçbir ayrım yapmadan Fatsa'nın konusunu Çamaş'tan, Çamaş'ınkini Çatalpınar'dan sona dağıtmadan, öne de koymadan adalet, hakkaniyet ve aciliyet neyi gerektiriyorsa onu yapmanın azmi ve kararlılığı içerisindeyiz. Bunu böyle yapacağız, böyle yapmaya gayret edeceğiz. Ve değerli dostlar, Çamaşımızın güzel insanları, sizlerle buluşmamızı, sohbetimizi müsaadenizle burada sonlandıralım. Ama bugünlük sonlandıralım. 1 Nisan'dan sonra ilk fırsatta yine Çamaşımıza gelip belediye başkanımızla, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla, sizlerle birlikte hasret gidermek ve Çamaşımızın en önemli konularının neresinden başlayacağımıza, hangilerinden başlayacağımıza karar vermek üzere buluşacağımız o günde tekrar inşallah hasretimizi, muhabbetimizi devam ettirmek üzere. Buradan sonra devam edeceğim. Sizin çok sevdiğinizi bildiğim Fatsa'dan sonra Ünye'mize, sizinle aynı gün pazar yapan Ünye'mize, oradaki Ünye'li hemşerilerim pazardan daha dağılmadan, onlarla Çamaş kadar kalabalık olmayacak belki ama olanlarla sohbetimizi yapmak üzere bana müsaade eder misiniz? Ve inşallah biz hasmane değil dostane seçim diyerek çıktığımız bu yolda inşallah dostluğumuzu pekiştirerek 31 Mart'tan 1 Nisan'a geçeceğiz. Ordu seçimi kırgınlıkların değil, dargınlıkların değil, dostlukların kuvvetlendiği ve pekiştiği bir seçim olarak gerçekleştirecek aynı zamanda. Seçim günü, seçim sokağına hepimiz gideceğiz. O sokakta evler var, adresler var. Herkesin gönlüne göre arzu ettiği bir parti, bir amblem var. Beni tercih ettiğiniz veya edeceğinizi biliyorum. Adres kolaylığı olsun diye paylaşmak istiyorum. Seçim sokağında, sokağın başında ilk numaralı, bir numaralı adres. Parolası ay, işaretleri 5 yıldız, rengi kırmızı, beyaz. İşte o ev,
kolay bulunan ev. Evet mührünü kapısına vurduğunuzda sizi içeriden davet edecek bir bilge, aydın başkanın partisi. Den bendenizi ve herkesi. Orada göreceksiniz. Adresimiz sokak başı 1 numara Ay Yıldızlı Kapı. Sizleri pazar günü, 31 Mart günü oraya bekliyorum. Geldiğinizde kendinizi yalnız hissetmeyeceksiniz. Sadece çamaşırlar orada değil. Akkuşlular da orada, Altın Ordulular da orada, orada ordu birliğini, orada ordu beraberliğini göreceksiniz. Ellerin bir, gönüllerin bir olduğunu göreceksiniz, göreceğiz. Sizi bu güzel günde, bu özel günde istemeyerek, veda ederek ayrılmak istiyorum. Yine gelmek üzere. Diyorum ki, her gecenin bir sabahı vardır. Her zemherinin bir baharı vardır. Her baharın bir nisanı vardır. Her nisanın bir şakası vardır. Bin de ciddisi vardır. Büyük ordumuzun 1,5 milyon dahisi vardır. O dehaya selam, vefaya selam, çamaşa selam, orduya selam. Ayrılırken kendimi ve sandığı, hep güvendiğim siz değerli dostlara emanet ediyorum. Sizin gibi çok değerli vefalı kardeşlerimi, hemşerilerimi de iyi ki inanıyoruz, iyi ki kuluyuz diyoruz. Yüce Allah'a emanet ediyorum. Sağ olunuz, var olunuz, berhudar olunuz. Ömrümüz ordu, sevdamız ordu, aşkımız ordu, meşkimiz ordu. O orduyu, ordu onu biliyor. Ordu evladını bağrına basıyor. Büyükşehir Belediye Başkan adayımız Sayın İdris Naim Şahin sizlere çok teşekkür ediyor. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun, var olun.